Aferin Aliye, bak güzel yer seçmiş ha. Güzelmiş. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ali Göreç adına bir rezervasyonumuz olacaktı bizim. Buyurun efendim. Sandalyemi çek. Ne? Cemal, sandalyemi çek. Al. Yemin ediyorum öküzsün ya. Anam. Kaç kişi hizmet ediyor burada ya? Kaç kişi? Saray gibi vallahi. Kız! Yardım edeyim. Tamam. Geliyor görgüsüzler. Sağ ol kardeşim. Tamam, sağ ol. Tamam. Benim gibi davran. Hanımefendi ol. Hadi bay. Bizim masamız bu tarafta. Buyur. Anne kırıtma, öyle hanımefendi mi olunur? Karışma kız, yürü, yürü. Yani Cemal, şunların aynı masada oturarak klasımızı düşüreceğiz ya. Baksana aval aval bakırıyorlar. Ya ne yapalım kızım? Kardeşimin hatırına katlanacağız artık. Şş, geliyorlar. Gelirlerse gelsinler, ne var? İyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz. Ne Türkçe'yi katla diyor? Ne demek hoş gelmişsiniz? Biz zaten buradayız. Ne bileyim işte, öyle selam ettim. Merhabalar. İyi akşamlar. Anne. Annem. Siz şöyle geçin otur. Mavi, sen de yanıma otur, gel. Annem, sen kocan yanına otur. Fatma, sen benim yamacıma otur kızım. Annem, sen de İsmet'in yanına geç yavrum. Bir bak anneyim olmasın. Ay, tüm maşallah, benim kızım ne güzel oldu bu gece. Hadi o zaman, yürü be. Geç öyle. Hadi otur bayım oraya. Çek elini, oturacağım. Çeksene. Geç. Otur bakalım. Üf, annem nerede ne de kaldı ya. Vallahi Cemal, ben bu görgüsüzlerle aynı ortamda olmak istemiyorum ya. Safo, çok ayıp ama. Bayağı güzel ya. Ya, geliyorlar. Güzel abla da gelmiş. Aa, kız. Aa, Fazıl Bey bak oradalar. Ah, ha? Tamam. Gelin bakalım onlar, gel. Gülizar da gelmiş kal. Bunu ne getirmiş ki ne Refik Hanım acaba? Aa. Bilmiyordum ki. Bana da sürpriz oldu. Maksat oydu herhalde. İlla yapacak sana bu kızı. Benim kimi sevdiğim belli. Karıcığım. Gıcıksın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel anne, gel. Geç. Gel benim güzel kızım, gel. Gel şöyle yanıma otur. Şöyle azıcık kayıverin. Anne, ne yapıyorsun? Geç yavrum, şöyle oturuver. Hadi yavrum. Ali. Ah, kurban olsunlar benim güzel kızıma. Ay, Allah seni nazarlardan saklasın ayol. Ay, kem gözlerden saklasın ya Rabbim. Ha? Ay, şu güzelliğe bak Safiye. Ha? Fazıl Bey, böyle bir gelinim olsun var ya. Takarım böyle koluma. Bütün Ürgüp'te göğsümü gere gere dolaşırım. Vallahi anne, nasip kısmetse olur, öyle değil mi? Ah inşallah, ah inşallah. Bakar mısınız? Menü alabilir miyiz? Tabii efendim, hemen getiririm. Babam.
Yani affedersin ama ortalık kelalinin bağına döndü ha. Baksana tam seyirlik olduk ya. Ah garibim Ali. Resmen iki ateş arasında kaldı bebeğim. Annem de yani taktı mı takı ya. Baksana nasıl dikine dikine konuşuyor ya. Vallahi ne yapacağımı bilemedim Cemal. Aramış çağırmış kızı. Ne hesabı var anlamadım ki. Evladım. Ananla babanın haberi var mı senin burada olduğundan? Kızmasınlar diye diyor. Hayır, ya bizim evde evlisi var, bekarı var. E sen de neticede bekar bir kızsın, değil mi? Uygun olmaz diye diyor. Kısmetim falan kapanır da maazallah diye diyor. Hasibe sen merak etme. O kısmet bulur. Hem de en iyisinden. Ayrıca anasının haberi var. Ha tamam o zaman. He. Vallahi bulacağım. Ver yavrum. Somon. Oh. Bu ne ki ne? Balık. Balık. Şimdi o elle yenince tadı çıkar. Burada da ayıp kaçar. Ben kofte yiyeyim bari. Evladım kofte var mı? Evet efendim, var. He, ben bir kofte alayım. Sağ olasın. Ben de karışık ızgara alayım kardeşim. Hepsinden olsun. Ondan sonra salata ver. Biraz da közlemiş patlıcan koyarsın içine. Bir de fıstıklı dolama istiyorum. Tabii efendim. Vallahi Cemal, Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Bu görgüsüz masayı da yer. Tam bir görgüsüz ya. Aman boş ver Safa ya. Baksana şişmiş zaten. Bırak yesin de iyicene topaca dönsün. Sen ne yiyorsun kız? Ben bir şato bir yan alayım. Şato mu? Güzel mi kız o? Ben de ondan alayım. Maalesef menümüzde yok efendim şato bir yan. İsterseniz başka bir şey ikram edebilirim. Şato yok mu? Maalesef yok efendim. E kalsın o zaman kardeşim. Ya nasıl olmaz ya? Enişten bizi lüks restorana getirmedi mi? Pembeciğim, ızgaralar var. Onlardan yersin. Ablanın dediğinden ye. Rezil etme. Haydi. İyi tamam, ben de ızgara alayım. Izgara istiyor. Tabii efendim. Allah'ım çilemiz neymiş bilmem. Rezil eder insanı bunlar. Ne günah işledim bilmem ki. Ama hep senin yüzünden Hazife. Ne? Ne? Mavi. Anne. Sizce Allah'tan bir yanlış yaparsak düt hele bize, he mi yavrum? Anne, o nasıl söz? Rahat olsa. Bildiklerin hiçbiri senden daha üstün değil. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bika bitmiyor anasını sattımın bulaşı. Amma gelen oldu ya. Söyleme, söyleme. Cenaze evi olacak o kadar. O Safiye niye içmedi çaydan? Safiye kim bu? Ablamın elçisi be. Tiksindi mi ne? Suratını eğdi durdu. Ne tiskinecekmiş? Mikrop muyuk biz? Allah Allah. Boş ver. Hadi bırakın, bırakın şunları da yemeğe hazırlayın. Benim karnım acıktı. Ey Allah'ım ya, kor boğaza bak. Canın gider yine yersin. Fatma, kuzum sen nasılsın anne? Hiç sesin çıkmıyor ya. İyiyim ana. Babam üzülüyorum işte. Anne, yani biz şimdi ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Babam varken iyi kötü bir şeyler getiriyordu eve. Baban yoksa anam var uzun. Merak etmesin. Fatma, ne yapıyorsun kızım? Ne yapayım ana? Köfte yapayım dedim. Ne? Kaldır, kaldır. Kaldır bu kıymayı, kaldır. Kaldır. Çıkarın ekmeğinden soğan, bir de zeytin tamam. Ali abiye soğan ekmek mi yedireceğiz anne? Ayıp. Doymayız kız. Doymayak zaten kız, doymayak. Damat da görsün aç kaldığımızı.
Kız ne salak salak bakınıyorsunuz ya? Ne salak salak bakınıyorsunuz? Ne diyorsam onu yapın. Haydi. Ömrü hayatımda bu hasibeye sinir olduğum kadar kimseye sinir olmadım. Yeminle. Tamam Refika. Kadın senin dengin değil. Anladım da bir terbiyesizliği olmadı ki. Ne kadar samimi davrandı sana. Ne samimiyeti ayol? Arsızlık de buna sen. Sanki aramız bal börekmiş gibi sarılmalar boynuma falan. Neydi o öyle? Tövbe yarabbim. Ya anne bırak Allah aşkına ya. Yani konu komşuya pozlanıyor anlıyor musun? Hani göreçkilerin dünürüyüm diye hava atıyor yani. Ya görgüsüz bırak ya. Diğerleri nasıldı? Yani kızı, gelini falan. Nasıl olabilirler Cemal? Ağlaşıp duruyorlar. Normal yani. Allah'ın sarhoşun neyine ağlaşıyorlarsa. Öldü gitti işte. Kurtuldular. Ya sen nasıl bir adamsın? Oğlum sen ne zaman dediğini bileceksin. Ne var baba ya? Hani nasıl yanlış dediğimi? Ya ne olursa olsun. Sarhoş marhoş. Mahmut o ailenin babasıydı. Ne zaman ne konuşacağını hala öğrenemedin. Zevzek herif. Çok haklısın babacığım. Siz de çekiştirip durmayın şunları. Cadı kazanına çevirdiniz sofrayı. Bizi de cadı ettin yani. Sağ ol Fazıl Bey. Misal Refika. Uğraşmayın insanlarla. Ya tamam neyse ne ya. Konuşacak laf mı kalmadı Allah aşkına? Zaten yemeği buz ettik. Şşş. Her şey sakin dedim yani. Anormal çıkışlar, laflar falan olmadı. Cemal ne oluyor sana canım pardon ama? Yani sen bir kıvranıyorsun ama ben onu... Kıvranacağım Safiye ya. Kıvranıyorsun Cemal. Ya ne kıvranacağım Safiye? Allah Allah tamam yok bir şey ya. Haydi bakalım ne duruyorsunuz? Buyurun. Afiyet olsun. Hasibe anne. Ben gidip bir şeyler alayım. Yok annem. Ben senden bir şey alamam. Sonra yanlış anlaşılıyor. Aa, şu geçen gün verdiğim para. Al al. Olmaz. Yok oğlum. Vallahi abi. Olmaz. Allah aşkına al şunu. Ali sen anneme para mı verdin? Ne var verdiysem? Ben de onun bir evladı sayılırım. Babamın çok zoruna gittiydi Ali abi. Hem nasıl hem nasıl. Çok gücüne gittiydi. Kızımla damadım sofralarını alsalar ekmeklerini bölüşürüm ama paralarını alamam deyip durduydu. Artık rahmetlinin vasiyeti gibi bir şey oldu. Ben senden para alamam oğlum. Gerçekten çok asilsin anne. Demek bu kadar onurlu davranman için babamın ölmesi gerekiyormuş. Ez annem ez. Ez yavrum. Hiç ziyanı yok. Baban gitmiş benim ciğerim yanıyor. Artık canımı daha fazla hiçbir şey yakamam. Anne sen Mavi'ye bakma. Sonuçta biz bir aile sayılırız. Yani destek olmamız lazım birbirimize. Senin o dediğin normal ailelerde olur Ali. Bunların seni sömürmesine izin verme. Ne biçim konuşuyorsun ki? Yenge sen de görüyorsun. Yol yapıyor. Mavi. Ben yolunu yapıyorum ben ki? Ha? Benim her zaman kafamdaki fikriyatım neyse dilimde o vardır. Öyle laf sokuşturmaya falan gerek yok. Biz de istemiyoruz sizin paranızı. Ha, arada bir sofranıza buyur edersiniz ne âlâ. Yoksa böyle kuru ekmekle soğan yiyiveririz. Ben artık ev işlerine giderim bu yaştan sonra. Pembe, annem sen de okulu bırakır çalışmaya başlarsın. Olmaz. Pembe okuyacak anne. Neyle okuyacak? Ha? Hangi parayla? Ben sağ diyorum kısırım, sen bana soruyorsun kaç çocuğum var. Gerekirse o Metin bile çalışacak. Ya mendil neyim satacak? Hep birlikte çalışacağız. Ne yapacağız? Öleceğiz mi acımızdan? Bizi çalışmak kurtarır. Haydi, haydi, haydi oturun sofraya. Al oğlum, al.
Afiyet olsun. Yani bir an evvel iyileşsem de şu işimin başına geçsem ya. Yol ihalesiyle ilgili toplantıyı da benim yüzümden iptal ettiniz herhalde. Değer mi baba? Yok, iptal etmedik. Biz o toplantıyı bugün yaptık. O iş bende abi. Sen merak etme. O iş bende merak etme derken? O şirketle senin bir alakan olmayacak Cemal. Şimdikinde de imza yetkisi Ali ile bende olacak. Artık her ne yapacaksanız Ali'den izin alacaksınız. İt gibi hissetmek nasıl bir duyguymuş? Anladın mı biraz Cemal abi? Tamam baba, tamam. Maşallah benim damadıma. Zehir gibi vallahi zehir. Değil mi Fazıl Bey? Öyle. Her şeyden önce güvenilir insan. Babacığım, pek kıymeti bilinmese de benim kocam da çok güvenilirdir. Hatta güven deyince önce onun ismi akla gelir. Elbette. Benim bütün oğullarım öyledir. E ne de olsa biz yetiştirdik. Değil mi? Aa, tatlı mı aldınız oğlum? Evet. Kazandığım ilk parayla aldım. Afiyet olsun. Sağ ol. Allah bereket versin kızım. İnşallah daha bol kazançların olur. Amin. İlyas. Bak ne diyeceğim oğlum ya. De annem. Sen bu göreçkilerden intikam alacaksın diye başın beladan kurtulmadı be oğlum. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Biz ne yapalım biliyor musun? Ablanların yanına Kayseri'ye taşınalım. Orada yeni bir hayat kuralım be oğlum. Ha? Ne dersin? Dur bakalım annem. Öyle bir yarın olsun. Olsun. İsmet, sana bir kız buldum oğlum. Ya sağ ol anacığım da evleneceğim kızı da kendim bulsam daha iyi değil mi? Yok, daha iyi olmaz. Onu denedik oğlum. En iyisi ben seçeceğim bu defa. Anne, sen de bir acayipsin. Görücü usulü mü kaldı? Vallahi damadım doğru söylüyor Refika Hanım. Bu işlerde sevmek de çok önemli. Ha, ha? Hay yaşayın ya. Ya sevmek gerek. Ben de seveceğim yani. Ama ya sevebileceğim birini bulamıyorum. Ne yapsam ya? Nasıl yapsam? Ben de mi hapse girsem? Belki biri bana da mektup yazar. Sana kim mektup yazsın ya? Niye öyle diyorsun ya? Bak, yakışıklılıksa yakışıklılık. Karakterse karakter. Hepsi var benim kayınbiraderimde ya. Hay yaşa be yenge. Bak, bak. Yenge gibi yenge. Ağzına sağlık. Valla bir tanesin ha. Canımsın. Tamam yeter. Bırakın zevzekliği. Yarın bir bahaneyle kahve içmeye gidiyorum. Kızı göreceğim o arada. Eğer beğenirsem sen de gider görürsün. İsmet'im kardeşim sen yine iyisin. Safiye annem evlerini teklif etti ya la. Abartma Cemal. Benim fotoğrafımı görür görmez çarpıldığını ben çok iyi biliyorum yani. Ya. İyi misin canım? Kramp girdin. İyiyim, iyiyim, tamam. Ya. Ya neyse ki sen de şansıma çok güzel çıktın ya. Onu biliyorum ya. Bir dakika ya, çok mantıklı. Fotoğraf. Ben de fotoğraf istiyorum anne. Yok mu müstakbel eşimin bir
fotosu. Aa, olmaz mı oğlum? Var tabii. Çektim sana sürpriz olsun diye. Gel göstereyim, gel. Vallahi mı? Allah Allah, yalan mı diyeceğim oğlum, gel. Merak ettim. He, bak. Dur şu fotoğraflara gireyim. Al sana fotoğraf. Ana ya. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim be. Annem. Bak ben İsmet'in sevdiği kızın fotoğrafını göstereyim sana. Hepiniz görün de. Versene onlara, ne gösteriyorsun? Ben beğeneceğim. Ya, al işte. Aa, güzel kız bu. Fazlı Bey bak. Bak vallahi güzel kız. Kim bu? Kimlerden? Limalardan anne. Lima mı? Hmm. Lima. Ürgüplü mü bu? Ürgüplü ana. Nereli olacak? Ürgüplü tabii. E neresindenmiş? Şeyden anne, Mustafa Paşa'da kilise yok mu? Onun böğüründen hemen. Ne oluyorsunuz lan? Lan siz annenize dalga mı geçiyorsunuz? Refika, artist resmi gösterdim sana, artist. Sen nereden biliyorsun bunu? Artist olduğunu, he? Ana onu istiyorum, bana onu al. Hey, size eşek sıpaları size. Ya size afiyet olsun. Benim acık uzanmam lazım ya. Acık yardım etti hayatım. Dur, dur, dur. Yenge, yardım edeyim mi? Yok, yok. Gideriz biz, dur. Cemal! Lazım olur, al. Anne. Hadi afiyet olsun. İyi, iyi akşamlar. Ay, şey affedersin Fatmacığım. Bir şey istiyorsunuz mu Fazıl Bey? Ha, teşekkür ederim kızım. Sağ ol. Aferin kızım. Bak içeride İsmet elden gidiyor. Sen anca burada dur. Kız. Ya bak anası kız bulmuş, yarın bakmaya gidiyormuş. Bana ne anne? Sana ne? İyi madem. O zaman ömrü billah böyle fakir fakir yaşarsın yavrum. Ablam beni fakir bırakmaz. Doğru söylüyorsun kızım, bırakmaz. Artık ablanın gönlünden kopanlarla bir ömür yaşar gidersin. Ablan hanım olur, sen de hizmetçi. Ya beni fitleme anne. İstemiyorum o kumarbazı. İstemiyorum. Öyle bir isteyeceksin ki.